Babamızın en zor vaktinde yetişen bu iş Allah'ın bize bir lütfudur. Lakin merak ettiğim bir konu vardır. Bu işin neden bizim obamıza teklif edildiğidir. Hiçbir ceylan avcıya koşmaz ana. Candar Bey bu teklifi boşuna yapmadı. Bu alplerimizin kanının diyetidir. İki oba arasında cenk mi vardı? Kanın bedeli olsun oğul. Kilimlerimizi yakmak kime yarar düşünün. Kimin işi bozulmuştur. Kilimlerimizi yakıp alplerimizi öldürenin Ural Bey olduğundan şüphe ederim. Candar Bey oğlunu yaktığı ateş obasını da kavurmasın diye Ertuğrul Bey'imin bu işin peşine düşmesine engel olmak istediğini düşünür Sayma Hatun. Eğer alplerimi şehit eden Ural Bey'se bunun bedelini ödemeli. Yok eğer Candar Bey bunu biliyor da bu oyuna kalkışıyorsa o zaman gözümüzü dört açmalıyız. Ana, elimizde delilimiz yoktur. Lakin tüm yollar Ural'a çıkar. İspat edene kadar sessiz kalacağız. Bilesiniz ki bu diyarlar tehlikelidir. Ertuğrul Bey'im, eğer bu işi kabul edeceksen işin başında bari anamla ben olalım. Kilimhane'yi çolpanla Ural'a bırakamayız. Kilimhane'nin başında sen olacaksın Halime Sultan. Onlardan tek şartımız bu olacak. Şehitlerimizin kanının hesabını eninde sonunda soracağım. Ben bu işi Frank tüccardan alabilmek için ne vakittir uğraşırım. Niye baba ha? Niye? Sen rızkımızı daha dün çıkıp gelen bir başıbozukla paylaşasın diye mi? Çavdar obası bugünlere düşmanlarını çoğaltarak değil, azaltarak geldi. Baba, kayıdan ne dost olur ne de düşman. Çavdarların gücünden bahsedersin. Lakin bir avuç dolusu yoksulu tepemize çıkarırsın. Bırak bu işi biz halledelim. Buna gücümüz yeter. Ben de bilirim. Gücümüz neye yeter neye yetmez. Bu ortaklık iki obanın da selameti için gereklidir. İtiraz istemem. Aliyar,
Bu işin başına da sen geçeceksin. Buyruk senindir beyim. Ural da sana yardımcı olacak. Kilimhanenin, obanın hatunlarının başında kim olacak beyim? Bunu yarın konuşacağız. Hele bir kayılar teklifimizi kabul etsin. Diyeceklerim bu kadardır. İhtiyar kurdumuzun bir yanda. Üstelik ticarette ortaklık kurmasını anlayamadım abi. Mühim olan babamın doğru ve adil bir karar vermesi değil mi aslan? İnşallah başka bir niyeti yoktur. Sakin olasın beyim. Herkes eteğindeki taşları döker. Dostunu, düşmanını öğrenmiş olursun. Bunu öğrenmek bana pahalıya patlar Çolpan Hatun. Altınlarımı Ertuğrul gibi bir beceriksizle paylaşmak bana ağır gelir. Ama daha da ağır nedir bilir misin? Hiçbir vakit babamın bu kadar korktuğunu görmemiştim. Neden korktuğunu? Savaşmaktan, kan dökmekten. Buraları titreten adam şimdi korkudan ne edeceğini bilmez bir halde. Bu ortaklığa nasıl mani olacağız? Biz değil, Simon mani olacak. Simon böyle bir şeye niye engel olsun ki? Simon, Ertuğrul gibi başı bozuk asileri her vakit bir tehdit olarak görür. Ertuğrul'un bu işin içinde olduğunu öğrendiğinde değil bir yer, tek bir gölgelik bile vermeyecektir. Beni tercih edecek. Bu defterde Antakya Haçlı Kontluğunda faaliyet gösteren Üstad Petruccio'nun çok kıymetli bilgileri var. Üstad Petruccio ölmeden evvel bize Ertuğrul hakkında çok kıymetli bilgiler vermiş. Yiğitliğiyle, cesaretiyle, peygamberinin dinine olan bağlılığıyla en az bir tapınak şövalyesi kadar asil ve bize yaraşır bir rakip olduğunu göstermiş. Ancak bu yeterli değil. Bu defteri bizim tamamlamamız gerekir. Şu anda bilmediğimiz Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in emrine girip girmediği. Girdiyse bu topraklardaki casusu olup olmadığıdır. Bunu yarın öğreneceğiz. Chomester Istan. Yanıma gel. Artık bir şövalye olarak aramızda faaliyet göstereceksin. Bir şövalye olarak ilk vazifende Ertuğrul muammasını ortadan kaldırmak için gerekirse kendini feda etmek olacak. Baba, oğul ve kutsal ruh adına seni şövalye ilan ediyorum. Size daima sadık olacağım Üstad Simon. Pazara gelen casusu senin yakaladığını, teşhir ettiğini biliyor. Midilli'ye giderken mutlaka peşine düşecek. Benim kim olduğumu öğrenmek için seni yakalayıp konuşturmak isteyecek. Bundan adım gibi eminim. Kuracağımız tuzakla Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in casusu olup olmadığından emin olacağız. Bu ilk vazifende Şövalye Philip seninle birlikte olacak. Tanrı sizi korusun.
tören başlasın. Bu işi yapmak için iki obada müsaittir beyim. Lakin iki taraf da kendi obasında olmasını isteyecektir. Orta yolu nasıl bulacağız beyim? Orta yol bellidir artık bey. Bu iş için en uygun yer Hanlı Pazar'dır. Sadece bu iş için de değil. Ne düşünürsün beyim? Hanlı Pazar nifak yuvasıdır artık bey. İçine girmeden fitneyi temizleyemeyiz. Orada olup inlerine gireceğiz. Bu çok isabetli bir karardır beyim. Var olasın. Beyim, müsaade var mıdır? Gel hele Bamsı. Sana haberlerim vardır beyim. Otur hele anlat. Tüccarın istikamet nerededir? Beyim, yarın Ayazmet iskelesine yeni gelen esirlerden köle seçmek için tüccar Midilli'ye gideceği. Biz de ona yeni bir köle daha veririz o vakit. Tüccarı yem olarak kullanacaklar. İsterler ki Alaaddin'in casusu kapana düşsün. Beyim, biz de o kapanı başlarına geçiririz, sen merak etmeyesin. Hayır Bamsı, istediklerini vereceğiz. Beyim, seni ele geçirmelerine izin mi vereceğiz? Beni değil Bamsı. Benim yerime geçen casusu. Bu da Vahdizci Yahya'nın aklını bulandıracaktır. Ertuğrul Bey'imin casusu olduğundan şüphe eder. Anladım, anladım. Sen de yürü, beni yakalayacaklar. Ben de tepelerine bineceğim beyim. Seni değil Bamsı. Kim olacak ki beyim? Sen Hanlı Pazar'a git. O seni bulacak. El emeğimiz, göz nurumuz kilimleri burada dokuruz. Kadınlarımız, kızlarımız çalışkandır. Her biri bu işte bir ustadır. Allah emeklerinizi zayi etmesin kızım. Duydum ki burayı sen çekip çevirirmişsin. Elinden her iş gelirmiş. Abinin ticaretini Ertuğrul Bey deyinceye kadar Aslıhan bakardı buralara. Bunun ne yeri ne de zamandır Çolpan Hatun. Misafirlerimizin yanında sözlerine dikkat edesin. Mesele nedir kızım? Ertuğrul Bey'in içinde olduğu her konu bizi ilgilendirir. Aslıhan Hatun, Erim Ural'ın Frank'lerle yaptığı anlaşmayı Ertuğrul Bey'e yetiştirince, Ertuğrul Bey daha iyi bir teklif verip kendi kilimlerini sattı. Buna ticaret derler Çolpan Hatun. Beceri ister. Benim dememle olacak iş değildir. Elbette beceri ister. Lakin iyi bir ortak işi kolaylar. Ertuğrul Bey kararını verince rakip değil ortak olacağız. Rahat rahat iletirsin diyeceklerini.
pusatını sıkı tutup kolunun gücüyle değil, yüreğinle vuracaksın. Selamun aleyküm beyim. Aleyküm selam Ali Er Bey. Ömrüm boyunca elin peşinde iş sürdüm beyim. Umarım aradığını bulmuşsundur Ali Er Bey. İki şey vardır ki sonu bulunmaz beyim. Biri ilim, biri akıl der Hazreti Ali radıyallahu anh. Arayışım devam etmekte. Lakin bu diyarlarda yalnızca kan vardır beyim. Kan. Adamları acımasız olur Ertuğrul Bey. Yoksa burada kuşa yem olursun. Talimli olmak lazım. Lakin talimde de merhametli olmak lazımdır Ural Bey. Cenk'te merhamet olmaz Ertuğrul Bey. Hiç beklemediğin anda düşmanın kılıcını sırtına yersin. O vakit dost edinmeye çalışır Ural Bey. Dost yeri gelir. İnsanın kardeşi bile ardından gelmez. Bunu en iyi sen bilirsin Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'im. Biz hazırız. Müsaadenle beyim. Ben hazırlıklara bakayım. Eyvallah Ali Er Bey. Duydum ki Aslan Hatun senin için başını belaya sokmuş. Tüccarların kilim işini söyledi de babası onu kilimhanenin başından almış. Sen Aslıhan Hatun'un vazifesini kaybetmesine mi, yoksa bize kilimleri söylemesine mi üzülürsün? Yok beyim. Sağ olsun. Sayesinde kilimlerimizi sattık. Lakin keşke ben de bilseydim. Gidip bizzat ben de sağ ol derdim. O vakit merak etmeyesin. Birbirinizle muhabbet edecek çok vaktiniz olacak. Avuç bastırma için el kadar bile de kovalamaya utanmaz mısın be adam? Ben bastırmanın peşinde değilimdir. Hırsız veledin peşindeyimdir. Ulan seni tanımasam inanacağım yalanına ha. O pis boğazın bir gün başına bela açacak demedim mi ben sana? Allah'ın ayısı. Dur ulan dur Allah'ın ayısı dur. Gel benimle.
benim kardeşim. Kardeşim benim. Ne ettiler kardeş sana? Ne ettiler? Dilenci olmuşsun. Pek de yakışmış kardeşime. Pek de yakışmış. Nasıl? 2-3 akçe kazanabildin mi? Yok be kardeş. Kimse de vicdan kalmamış. Ne akçesi? Yediğimiz tekmelerle kaldık. Tamam. Seni iyi gördüm ha. İyice semirmişsin. Semirmesi kardeş. Yok be kardeş. Yok be. Ne semirmesi? Daha düne kadar 2 lokma girmezdi gırtlağımızdan. Neyse ki Ertuğrul Bey'imiz kilimleri sattı da. Bilirim, bilirim kardeş. Her bir şeyden haberim var evvelallah. Sen de beni en sağdan dilenci sandın ha. Hep Ertuğrul Bey'imle haberleşirim be. Vay kardeşime. Vay kardeşime maşallah. Maşallah benim kardeşime maşallah. Ne vakit acılar üzerime binecek olsa ben de penceremden ufka doğru bakarım. Sanki çok uzaklardan bir atlı gelecek, beni alıp götürecekmiş gibi. Sanki tüm dertlerimden beni uzaklaştıracakmış gibi. Sana kendi ellerimle reyhan şerbeti yaptım. İçini ferahlatır. Beklediklerim gayrı gelmez. Hepsi kara toprağın altındadır. Benim ufka bakışım ancak bana acı sonumu gösterir. İkimiz de aynı yere bakar, ayrı şeyler görürüz. Eğer istersen sana kendi hayallerimi gösterebilirim. Ben zaten bugüne kadar başkalarının düşlerini gördüğüm için bu haldeyim. Bundan gayrı kabus da olsa kendi düşlerimi göreceğim. Selamünaleyküm. Müsaade var mıdır kardeş? Aleykümselam Hamza. Eğer obandan bahsetmeye geldiysen bilesin ki fikrim değişmemiştir. Sana ne oldu kardeş? Kefenin kılıcı etinle birlikte ruhunu da mı denmiştir? Benim ruhumu denen kefenin kılıcı değil. Ertuğrul Bey'in ettikleridir. Onun aldığı kararlar yüzünden sevdiklerimizi kaybettik. Ay kızımın acısı hala yüreğimdedir. Bu da yetmedi. Yurdumuzu, sevdiklerimizi ardımızda bıraktık. Bunca şeyden sonra
Kendi öz kardeşler onu yolundan yürümezken biz yanımda duruyoruz. O ne yaptı? He? Kendi mallarını satmak için bizi yem etti. Cenk'te yaptığı hatalar yetmemiş gibi. Şimdi de ticarette canımızı ateşe atar. Ertuğrul Bey benim nazarımda ne iyi bir tüccar, ne de iyi bir savaşçıdır. Kardeş, kardeş senin dilin ne söyler? Kardeş, kardeş yoksa yine oyun mu ettiler sana? Aklını mı aldılar başından? Bunlar senin edeceğin laflar değildir. Eğer kardeşimi zehirlediyseniz bu anı başınıza yıkarım. Yeter! Yeter. Benim aklım başımdadır. Hem de hiç olmadığı kadar. Bundan gayrı benim için tek bir yol vardır. O da kendi yolumdur. Ertuğrul Bey yolu sizin olsun. Biz Ertuğrul Bey'imizin yolundan ayrılmayacağız. Bir sözümüz var kardeş. Bir sözümüz var. Sen kardeş o sözü bozdun. Töreyi çiğnedin kardeş. Ahan da bu utanç sana yeter. Hadi bana eyvallah. Bamsak. Bamsak dur. Çok üzgünüm. Ama Turgut'a da hak vermelisin. Asya'yı yaşamamış, sen de öyle. Belki de ona kulak vermelisin ha? Aslında onun dilini kesmek gerekiyor. Bazen kaba kuvvet çözüm olmayabilir Bamsak. Dilini kesmek yerine aklını kullanıp ona duymak istediğin şeyi söyletebilirsin. Ben pusatlarımla dilini keseyim de sen artık konuşturur musun? Yani yapıp yedirir misin orasını ben bilmem. Biz yani geyik etiyle yaparız. Yemek ister misin? Ben yiyeceğimi yedim. Yiyeceğimi yedim ben. Sen de kötek yemek istemezsen kaçılırımdan. Komik adam. Görürüm ki Turgut sadakatini kaybetmiş. Bir Türk için sadakat ekmek ve aştan daha kıymetlidir. Sadakatini kaybetmiş bir alp ruhsuz beden gibidir sevgili kardeşim. Ama Turgut daha önce bunu yapmış. Sadakatini kaybetmiş. Sonra obasına geri dönmüş. Bunu üstadın defterinde okuduk. Turgut oyun mu eder dersin abi? O bir Türk. Türkler kolay kolay sırt çevirmez. Bunu öğrenmek için ona daha çok yaklaşmalısın. Ne gerekiyorsa yap. Ama sakın aşık olma. O benim için avdan öte değil abi. Umalım da Turgut Alp gemileri yakmış olsun. Gemileri yaktıysa ona yeni gemiler yapıp yeni istikametler çizeriz. Oyun oynuyorsa o zaman gemileri biz yakarız.
Teklifinizi düşündük ve kabul etmeye karar verdik Candar Bey. İki oba için de hayırlı olsun. Lakin bazı şartlarımız vardır. Ben de hayırlı olmasını dilerim Ertuğrul Bey. Şartlarınız nelerdir? Mali işlerin başına siz geçesiniz. Zira ticarette tecrübelisiniz. İşlerin Hanlı Pazar'da yapılması uygun olur. Zira o kadar malı Hanlı Pazar'a taşımak güç ve zaman gerektirir. Kilimler Hanlı Pazar'da dokunup istiflenir ve orada satılır. Haklısın Ertuğrul Bey. İki ova da birbirine uzaktır. Ortak bir noktada buluşmak en doğrusudur. Kilimhanenin başına da Halime Sultan'ın geçmesi uygun olur. Hatunlara yol gösterir. Kabul Ertuğrul Bey. Kızım Aslan, gelinim Çolpan Hatun, Halime Sultan'a yardımlarını esirgemeyeceklerdir. Oğlum Aliyar ilim tahsil etmiştir. Dürüstlüğüne kendimden çok güvenirim. Ticarete onun bakması uygundur. Aliyar Bey hususunda zerre şüphem yoktur. O halde geriye bir tek Hanlı Pazar'dan yer temin etmek kalmıştır. Oğlum Ural, Han'ın sahibi Simon'la görüşüp bu işi halledecektir. Ural, yarından tezi yok, Aliyar'la beraber Han'a gidesin. Aliyar'la Simon'u tanıştırıp kararlarımızı bildir. Kilimhane için bir yer istediğimizi söyleyesin. Peki ya Simon bunu kabul etmezse? Simon bir tüccardır evladım. Parasına bakacaktır. Sen dediklerimi yapasın, gerisine karışmayasın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dokuduğumuz ilmek adedince hayırlı, bereketli ve helalinden kazanç eylesin. Amin. 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 Allah bu iki obayı utandırmasın. Amin. Amin. El-Fatiha. Kaybolmamsı kardeş. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Nazım'a bir sadaka beyim. Attığınız her tekme size misliyle geri dönecek. Bekleyin hele.
Dilenci. Beyleri rahatsız etme, yersin tekmeyi. Tanrı seni korusun küçük efendi. Karışma Tanrı'nın işine. Kimi koruyacağını sana mı sor? Defol almayayım ayağımın altına. Müsaade var mıdır Artuk Bey'im? Buyur Ali Er Bey'im. Müsaade Allah'tandır. Bu yakın zamanda ruhunu teslim etmiş birinin dilidir. Lakin benim bazı şüphelerim var beyim. İlminizin kuvvetine dayanarak zehirlenip zehirlenmediğini öğrenebilir miyiz? Öğreniriz Ali Er Bey'im, öğreniriz. Lakin kimdir bu bahtsız kişi? Allah'ın zavallı bir kulunumdur beyim. Hanlı pazarda işlerim vardır. Sonra obanızı ziyarete geleceğim. Eğer bu dili konuşturursanız, geldiğimde öğrendiklerinizi bana da dersiniz. Eyvallah. Ertuğrul Bey, ortaklığımız iki obaya da bereket getirsin. Amin. Birlikten dirlik doğar Candar Bey. Gayrı bize çalışma düşer. Siz hiç meraklanmayın. Ali Yar'la Ural, Hancı Simon'la konuşup bu işi yoluna koyacaklardır. Ona hiç şüphem yoktur Candar Bey. Aslan Hatun'la Halime Hatun da ellerinden geleni yapacaklardır. Lakin Frenklerin işini bana söylediği için gayrı ona kızmayasın. Rızkımız da yolumuz da birdir. Yolcu yolunda gerek. Bizi misafir ettiniz. Hakkınızı helal etsin. Yol gidenin olsun. Hakkımız helal olsun. Misafirimiz her vakit başımızın üstündedir. Ne hakkımız varsa helal olsun, siz de helal edin. Helal olsun. Razı geldik, razı gideriz. Obanız şen, dostluğumuz daim, işimiz hayırlı olsun. Ertuğrul Bey yiğit ve dürüst biridir baba. Bu ortaklık iki oba için de hayırlı olur inşallah. Ural'ın dizginlerini elinde tuttuğun sürece hayırlı kalır. Ona göz kulak olasın. Hadi siz de fazla oyalanmayıp yola revan olun. Yola düşmemiz gerek abi. Ben hazırım Ali Er. Bekleyen sensin. Beyim. Talim sırasında bacağı kırılan Alp. Durumu ciddidir. Bacağı şişmiştir. Ne yapacağımızı bilemedik. Ya bu Alplerin de hepsi çürük çıktı. Altı üstü bir bacak. Hallediversinler. Nerededir Batuhan? Ben bir bakayım. Ali Er. Simon'la görüşmemiz vardır. Gecikmeyelim. O yiğit bizim Alp'imizdir abi. Simon beklesin. Kutluca. Batuhan.
Şimdi sıra sende Simon. Ha! 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 Sen benimle alay mı edersin Batuhan? Bu adamın bir şeyi yok. İnim inim inliyordu beyim. Ölecek sandım. Batuhan. Atımı hazırla.